Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle ek yanlışlıklarından kaynaklanan anlatım bozuklukları üzerinde duracağız. Daha önce anlamsal anlatım bozukluklarını bir videoda yapısal anlatım bozukluklarını yani dil bilgisel anlatım bozukluklarını da başka bir videoda yayınlamıştım. O videolarda da söylemiştim. Her bir başlığı küçük videolar halinde de çekeceğim. İsteyen istediğinden izlesin demiştim gençler. Onun için çalışıyoruz şu anda. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Hemen detaylara geçelim. Evet, ek yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluklarında tamlayan ekinin fazlalığı başlığındayız. Örneklere dikkat lütfen. Trafiğe çıkamayacak derecede eskimiş arabaların vakit kaybedilmeden hurdaya çıkarılmalıdır. Bakın dikkat edin. Arabaların çıkarılmalıdır. Olmaz. Ne olacak arkadaşlar? Şu iki atacağız. Bakın aşağıda. Trafiğe çıkamayacak derecede eskimiş arabalar vakit kaybedilmeden hurdaya çıkarılmalıdır. Arabalar hurdaya çıkarılmalıdır dedik ve uydu arabaların hurdaya çıkarılmalıdır olmaz. Dolayısıyla cümlemizi bu şekilde düzeltmiş olduk. Tabi orada attığımız ekin ne eki olduğunu bilmiyorsanız bu başlığı bulamaz ve soruya cevap veremezsiniz. O halde eklerle ilgili yanlışlıklarınız varsa eksiklikleriniz varsa mutlaka tamamlayın. Benim eklerle ilgili geniş bir videom var onu izleyebilirsiniz gençler. Evet tamlayan ekinin eksikliği. Yukarıdakinin tam tersi var bu defa burada. Bir yazar yapıtını okurların beklentisi doğrultusunda kaleme alması doğru değildir. Yazar kaleme alması. Bakın ne dememiz lazım? Yazarın kaleme alması dememiz lazım. Araya kelimeler girdiği için gözden kaçıyor maalesef. Bakın alttaki örnekte bir yazarın yapıtını okurların beklentisi doğrultusunda kaleme alması doğru değildir. Yazarın kaleme alması. Peki tamamladığımız ek nedir arkadaşlar? Tamlayan ekidir. Dolayısıyla burada tamlayan eki eksikliğini gidermiş olduk. Peki farklı ek yanlışlıkları tabi ÖSYM burada detaya çok girmiyor sadece ek yanlışlığı diyerek geçiyor bazı sorularda. Yapılacak etkinliklerle öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılacağı hedefleniyor. Arkadaşlar kazandırılacağı hedefleniyor uygun bir kullanım değil çünkü bir becerinin ya da bir işlerin kazandırılması hedeflenir kazandırılacağı değil. Yapılacak etkinliklerle öğrencilere okumak alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor. Sıfat fiil ekini atıyoruz. Yerine isim fiil eki getiriyoruz. Ve yanlışlığı düzeltiyoruz. İşe başladığı ilk gün birçok sorunlarla karşılaşmış. Arkadaşlar birçok kelimesini kullanmışsanız sorunlar dememelisiniz. Larlar ekini atmalısınız. Yani aşağıda bakın. işe başladığı ilk gün birçok sorunla karşılaşmış demelisiniz. Burada çokluk eki gereksiz kullanılmıştır ve anlatım bozukluğuna sebep olmuştur. Buradaki yapılacak konutların hepsinde birinci sınıf malzeme kullanılacak. Arkadaşlar bakın şimdi şurada bir sıfat yapan e, sıfat fiil eki olan bir ek var. Ecek acak eki. Bu anası mezar dikecekmişteki ektir. Hangi konutlar yapılacak konutlar? Bir de şurada sıfat yapan ki var. Hangi konutlar? Buradaki konutlar. Bakın ikisinin birlikte kullanımı anlatım bozukluğuna sebep oluyor. Ki'yi atalım ve deneyelim bakın. Burada yapılacak konutların hepsinde Birinci sınıf malzeme kullanılacak. Dolayısıyla yanlışlığı düzeltmiş olduk. Peki hocam ki kalırsa yapılacak sözcüğünü atarsak düzelmez mi diye düşünenleriniz olabilir. Olur. Mesela ki kalsın. Buradaki konutların hepsinde değil yine cümle düzelir ama bu defa sebep ek yanlışlığı değil yanlış sözcük kullanımı olur. Yani başlık değişir. İkisi aynı cümle için sorularda iki seçenekle geçebilir mi? Geçemez. O zaman iki cevap olmuş olur gençler. Şunu unutmayalım. Bir cümleyi düzeltmenin birden fazla yolu olabilir. Ama bizim için önemli olan seçeneklerde hangisinin yer aldığıdır gençler. Bu arada bazı yerlerde ben duyuyorum, görüyorum bazı kanallarda anlatım bozukluğundan artık soru gelmez falan. Evet ÖSYM uzun zamandır ara verdi. Fakat bu sormayacağı anlamına gelmez gençler. Önceden bir yıl içerisinde aynı sınavda dört tane anlatım bozukluğu sorulduğunu bile biz hatırlıyoruz. Bu birkaç yıldır ara verilmiş olması çıkmayacağı anlamına gelmez. Hatta belki takip edenleriniz vardır. Bazı yayınların Türkiye geneli yaptığı denemeler var. Ee, onlar denemelerine ısrarla anlatım bozukluğu soruları koyuyorlar. Onlar büyük yayınlar arkadaşlar. Herhangi bir yerden bir duyum almamış olsalardı bence bunu yapmazlardı. O yüzden anlatım bozukluğuna çok iyi hazırlanmalıyız. Kanalımızı ziyaret ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdiden sınavlarınızda çalışmalarınızda başarılar diliyorum arkadaşlar.